Sevgili öğrenciler, Bilgi Sarmal yayınlarının TYT Fizik Testi'nin 33. denemesiyle karşınızdayım. 40 tane denemenin 33. denemesi. Evet, nükleer santral 1 veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak ısı enerjisinin, bu enerjiden de elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Sonuçta reaktörde radyoaktif malzemede nükleer reaksiyon oluşturulmaktadır. Çok yüksek sıcaklıklar neticesinde buhar türbinlerinden elektrik enerjisi yöntemi yani elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Yani sonuç olarak buna göre reaktör içindeki tepkime ile elektriğin santralden çıkışına kadar geçen süreçte fiziğin en etkili alt dalları aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Buna göre de o halde reaktörde nükleer fizik yani sonrasında termodinamik, sonrasında da elektrik üretildiği için elektromanyetizma diyebiliriz. Yani buna göre uygun seçeneğimiz A seçeneğidir sevgili öğrenciler. Birinci sorumuzun yanıtı A'dır. Evet, ikinci soruya geçelim. İkinci soruda bir kaptaki su eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren ısıtıcı ile ısıtılıyor. Bu kaptaki su için yorumlardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Öz kütle sıcaklık ve hacim sıcaklık grafiklerini sizin için yan tarafa koydum sevgili öğrenciler. Sonuçta bunu kullanacağız. Evet, eşit ısı veren ısıtıcılar ısıtıldığı için sonuçta bu kaptaki su için yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Su sonuçta kaynayabilir, artış gösterebilir. Yani bir müddet sonra da artı 100 santigrat derecede suyumuz ne olacaktır? Kaynayacaktır. Peki sıcaklığı artar mı? Sıcaklığı da artacaktır. Yani 20 santigrat dereceden sonuçta 30 santigrat dereceye sıcaklığını suyun çıkartabiliriz. Peki öz kütlesi azalır mı? Sonuç olarak sevgili öğrenciler grafiğe dikkat ettiğimizde öz kütlesinin sıcaklık artarken ne olduğunu görüyoruz. Tepe noktasında artı 4 santigrat derecede en fazla olduğunu görüyoruz. Sıcaklık arttıkça artı 4 santigrat derecenin sağında öz kütlesinin artı 4 santigrat dereceye doğru yaklaşırken artabileceğini, artı 4 santigrat derecenin sağında da azalabileceğiyle ilgili olarak bu grafiği rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak ısısı artabilir mi? Isının artması diye bir şey söz konusu olamaz. Isı bir transferdir. Ancak cismin sıcaklığı artabilir sevgili öğrenciler. Sonuçta böyle bir yorum yanlıştır. Ama tabii ki yanlışı sorduğu için yanıtımız E seçeneğidir. Evet, doğrusal bir yörüngede T0 anında aynı noktadan geçen KLMN araçlarının hız zaman grafik şekildeki gibidir. Buna göre T saniye sonunda yargılardan hangileri doğrudur? Tek tek bakalım. K ile M arasındaki uzaklık. Aralarındaki uzaklık L ile N arasındaki uzaklığa eşittir diyor. Bakın birbirlerini bağlı olarak 3 ve hızlarıyla görecek. Yani 3 ve hızıyla görecekler büyüklük olarak. Peki KN, LN ne olarak görecekler birbirlerini? Onlar da 3 ve hızıyla görecek. O halde uzaklık birbirlerine T saniye sonra eşit olacaktır sevgili öğrenciler. Peki şimdi bunu silelim. Şurayı, bunları. Şimdi diğerine bakalım. Burada KN arasında K ile N arasında bir de L ile M arasındaki uzaklık diyor. K ile N arasındaki N ile değişecektir? 4 ve hızında değişecektir. L ile M arasındaki uzaklık da 2 ve hızıyla değişecektir. O halde T saniye sonra arasındaki hız farkı 4 ve ile 2 ve 2 ve'dir. O halde eşit olmayacaktır. Biri diğerinin 2 katı uzaklığında olacaktır. Peki bunları yine silelim. Şu dördünü tekrar bakalım. Şimdi bu sefer K ile neyi alacağım? N ve L ile M aynı konumdadır diyor. Bir kere bunlar kesinlikle zıt istikamette gitmektedirler. Dolayısıyla zıt istikamette giden iki farklı araç
T saniye sonra aynı konumda olma ihtimali sıfırdır. Yoktur böyle bir ihtimal. Sonuçta bu da yanlıştır. Yani yanıtım A seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, dördüncü sorumuza geldik. Şekillerdeki görsellerde bir çantaya uygulanan farklı kuvvetler gösterilmiştir. Şekil 1'de düşey duvarda duran çantaya yatay yönlü kuvvet uygulanmıştır. Şekil 2'de yatay zeminde duran çantaya düşey yönlü bir kuvvet uygulanmıştır. Şekil 3'te yatay zeminde duran çantaya düşey yukarı yönlü bir kuvvet uygulanmıştır. Tüm şekillerde kuvvetlerin büyüklüğü çantanın ağırlığıyla ağırlığından büyük olduğuna göre hangi şekillerde uygulanan kuvvet iş yapar diyor. Uygulanan kuvvet çarpı delta x neye eşittir? Yapılan işe eşittir. O halde 3 numarada uygulanan kuvvetle bir kere hareket doğrultusunda aynı yönlü olması lazım. Şekil 3'te bir kere aynı yönlü ve uyguladığımız kuvvet çantanın ağırlığından büyük olduğu için ona bir delta x mesafesi kazandıracaktır. Yani şekil 3 iş yapacaktır. Yani uygulanan kuvvet iş yapacaktır. Ama şekil 2'deki bu çantaya hareket doğrultusunu aşağıya doğru yapmasına rağmen hareket ettiremeyecektir. Çünkü yere doğru uygulamaktadır. Sonuçta hareket ettiremediği için bu da iş yapamayacaktır. Burada ise hareket doğrultusu kuvvet bu tarafa doğrudur. Yine bu tarafa doğru hareket yaptırmaya çalışmaktadır. Ancak çantayı hareket ettirememektedir. Sonuç olarak bu çocuk da iş yapamayacaktır sevgili öğrenciler. Çünkü uyguladığı kuvvet cisme bir yer değiştirme kazandıramayacaktır. O halde şekil 1'de de sonuçta iş yapamayacaktır. Sadece 3'tür. Yani cevabımız yalnız 3'tür. C seçeneğidir. 5. soruya geldik. Egemen Zeynep elektrik yüklü elektroskoba aşağıdaki işlemleri uyguluyor. Zeynep elindeki iletken çubuğu elektroskoba dokunduğunda elektroskobun yaprakları daha çok açılıyor diyor. Egemen Zeynep'ten hemen sonra elindeki çubuğu elektroskoba dokunduğunda elektroskobun yaprakları önce kapanıp sonra tekrar açılıyor diyor. Şimdi bir kere tek tek yargılarımıza bakalım. Zeynep'in elindeki çubukla elektroskobun başlangıçtaki yükü aynı cinstir diyor. Sonuçta daha da açıldığına göre yani yükleri birbirlerine eşittir. Sonuç olarak şöyle bir elektroskop düşündüğümüzde çubuğun eğer bu artı olduğunu düşünürsek bu da artıysa o halde buradaki çubuğun daha da açılacağını dokundurulduğunda şöyle dokundurulacak tabii ki buna dokundurulduğunda daha da fazla açılacağını söyleyebiliriz. Çünkü yük paylaşımı yapılacaktır. Yük Zeynep'in elindeki iletken çubuğun aynı cins olduğunu bildiğimizi buradan söyleyebiliriz. Çünkü farklı cins olsaydı yapraklarının kapanacağını söylememiz gerekirdi. O halde aynı cins dedik. Peki Egemen'in elindeki çubuk ile Zeynep'in elindeki çubuk zıt cins elektrikle yüklüdür. Evet, biraz önce de belirttik. Zıt cins elektrikle yüklü olduğu için de kapanıp sonra tekrar açılma işlemi gerçekleşecektir. Egemen elindeki çubuğun yük miktarı elektroskopun yük miktarından fazladır diyor. Yük miktarından fazla olmasa zaten kapanma işlemi meydana gelmez sevgili öğrenciler. Sonuç olarak da bu da doğrudur. Yani üçü de doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir. Burada bir çukur ayna var. Çukur aynaya konulan, 2F'e konulan bir T şeklinde bir parçacık var. Bir kere burası 2F'e konulduğu için yine ters olacaktır ve boyu aynı olacaktır sevgili öğrenciler. Şöyle yapalım. Buradan bir ışın gönderelim. Bu ışın gönderdikten sonra nereden geçecektir? Buradan geçecektir. Şöyle odaktan geçecektir. Odaktan geçtikten sonra sevgili öğrenciler şöyle devam edecektir tabii ki sonuç olarak. Şöyle burada Y noktası burada olduğu için sonuçta Y noktasının kini şöyle değerlendirebiliriz. Onu şöyle baktığımız zaman Y buradadır. Yani odaktan geçtik. Odaktan geçtiğimizde bakın şurası, şu kısım. Onu farklı bir şeyle çizelim.
kalemle çizelim. Maviyle gösterelim. Şurayı maviyle gösterelim. Burayı da maviyle gösterelim. Ve bu kısmı da neyle gösterelim? Yine maviyle gösterelim. Yani gövdeyi görüyorsunuz. Gövde aynı boyutta olacaktır. Y kısmı burada geldiği için bunu 3F olarak değerlendirirsek, burayı 2F, burayı da 3F olarak değerlendirirsek, 3F'de bulunan şey 1,5F'de bulunacaktır. Ve 1,5F'de bulunanın da boyu da bir öncekinden tabii ki daha kısa boylu olacaktır. 2F'de bulunan yine aynı boyda olacaktır. Ancak 1,5F'de bulunan X'in de boyu bu sefer de 3F'de bulunacaktır. Yani o da şöyle bulunacaktır sevgili öğrenciler. Yani noktasal olarak şuraya baktığımızda o halde bu noktaya ben Y, buraya da X dersem yani şekil A şeklini verecektir sevgili öğrenciler. Cevabımız Adana'dır, A'dır. Evet, 7. ve son soru. Bu soruda bir konsere giden Ahmet kalabalıktan arkalarda kalmış ve sahneyi tam olarak göremeden konseri dinlemek zorunda kalmıştır. Ahmet dinlediği bir şarkının notalarının çıktığı müzik aletlerini hiç görmese de bu aletlerin hangileri olduğunu ayırt etmiştir. Buna göre Ahmet müzik sesinin aşağıdaki özelliklerine hangisine dikkat etmiştir diyor. Sevgili öğrenciler, MEP kitabınızda diyor ki bazı seslerin şiddeti ve frekansı aynı olmasına rağmen ses kaynağının yapısındaki farklılık nedeniyle sesler farklı işleyebilir. İşte buna tını denir. Piyanodan çıkan mi sesi ile gitar, keman ya da bağlamadan çıkan mi sesi farklı kaynaklardan gelen mi sesi olarak algılanır. Aynı frekansta ses çıkaran kaynakları birbirinden ayıran ve ses kaynağının cinsini belirlemeye yarayan sesin özelliğine tını denir diyoruz. Sesin bu özelliği sayesinde bir insan aynı notayı çalan iki müzik enstrümanını görmeden hangi sesin hangi enstrümandan geldiğini ayırt edebilir. MEP kitabınızdan bir alıntıdır. Sonuçta bunun yanıtı da D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Bir başka denemede buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.